Mardin'in Artuklu ilçesinde birçok yapıyı tehdit eden incir ağaçları tarihi yapıların duvarlarını patlatırken binaların temeline de zarar verip yok olmasına neden olur. Mardin Medreseleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, son yıllarda şehrin terk edilmesinden ve terk edilmişliğin verdiği bakımsızlık ve sahipsizliğin de neticesinde kontrolsüz bir şekilde büyüyen incir ağaçlarının duvarları dağıttığını söyledi. Artuklu mirası bin yıllık şehrimizin çok muhteşem tarihe sahip tarihi yapıları bugün maalesef incir ağaçlarının tehdidiyle karşı karşıya. Son yıllarda şehrin terk edilmesinden dolayı da terk edilmişliğin verdiği bakımsızlık ve sahipsizliğin de neticesinde kontrolsüzce büyüyen incir ağaçları duvarları dağıtabiliyor. Tarihi yapıları yıkabiliyor maalesef. Bugün bu durumu tüm yapılarımızda maalesef görebiliyoruz. Hatta arkamızdaki yapının yıkık hali tüm yapıların galiba geleceğini gösteriyor. Temellerini sarsıyor, duvarlarını dağıtıyor, yaşam alanını kullanılmaz hale getiriyor. Ve en önemlisi de tarihi yapıların yok olmasına sebep oluyor. Tarihi yapılarda yeşeren incir ağaçlarından rahatsız olan kent sakinleri de yetkililerin bu duruma el atıp tarihi yapıların yok olmasının önüne geçmesini istiyor. Tarihimizi görüyorsunuz, çok yıkılmış, kıymet verememişiz. Aynı zamanda incir ağaçları da tarihimize zarar veriyor. Bunu gören yetkililer buna çözüm bulursa çok seviniriz. Binaları tehdit ediyor. Her şey yıkılmasına sebep oluyor. Binamızda maalesef incir gibi ya da sumak gibi ya da farklı ağaçların da bulunduğu ağaçların yetişmesinden ötürü birçok yapımız maalesef tahribata uğruyor. Ve bundan kaynaklı bir sürü evler yıkılıyor ve terk ediliyor. Ve yetkililerimizden eski Mardin'imizi koruması amaçlı önlem almasını istiyoruz. Tarihi kadim şehrimizde incir ağaçları tarihi yapılarımızı tehdit ediyor. Şurada görüldüğü üzere ağaç genişledikçe duvar esniyor ve zamanla yıkılıyor. Burada zaten bir kısmını yıkmış.